Bugün sizlerle orkidelerin dal gelişimi kökleriyle alakalı bir video çekeceğim. Orkidelerimiz genellikle ikinci boğumdan budayabileceğini söylenir. Tekrar yeşerebileceği söylenir. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Çiçekleri dökülmüş olan orkidemizi görüyoruz. Bakın dalı gördüğünüz zaman bu kısımları kurumuş vaziyette. Yani ben bu şekilde gördüğüm bir orkidenin dalını budamıyorum arkadaşlar. Çünkü iç kısmını beraber birlikte açalım. Bakın. İç kısmını açtığınız zaman bakın. Orkidemizin filiz kısımları gayet yeşil duruyor. Tekrar filizlenmeme gibi, tekrar dal kısımlarından çıkmama gibi herhangi bir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi sizler de bunu budamalarını o şekilde yapabilirsiniz. Bakın kurumuş olan üst kısımları var. Ben bunları dikkat ederseniz bakın filizlenmeye devam eden üst kısımlar var. Onlara dikkat ediyorum arkadaşlar. Orkide dökülse bile üst kısımları filizli oluyor ve orkidenin dökülmesini devam eden zamanda bu filizler tekrar açabiliyor. Kurumuş kısımlar var. Bakın kurumuş kısımları gördüğünüz gibi yeşil boğumlar da var. Bu boğumların herhangi birinden kesebilirsiniz. Genellikle 2 ya da 3 çok fazla uzun tercih edilmiyor. Ama şöyle göstereyim ben size. Bakın ikinci boğumdan kesmiş olduğum bir orkide var ve yan kısmında görüyorsunuz budamadığım bir orkide daha var. Yandan üst kısımları görüyorsunuz. Hava kekisi verdi. Yaklaşık bir 2 ay oldu ve kökler de artık uzamaya başladı. Gördüğünüz gibi illa orkide çiçeklensin diye bu şekilde budamanın alemi yok. Herkes istediği şekilde budayabilir, budamayabilir. Bakın yavru veriyor. Alt kısmında gördüğünüz gibi gene bir yavru daha veriyor. Bakın bu budamış olan, budadığım orkidemdi. Dediğim gibi az önce yavruyu da elimle çekerken zarar verebiliyorum ama bunu da görmenizi istiyorum. Bakın kuru dahi olsa alt kısmında yeşermiş filiz kısmı duruyor. Kesebilirsiniz de kesmeyebilirsiniz de. Yani çünkü orkidenin ne yapacağı belli olmuyor. Gördüğünüz gibi buradan da bir kısa süre önce yavru vermişti. Yavru da verebiliyor. Ben burada tohumlamış olduğum bir orkidem vardı. Gördüğünüz gibi hem tohumu var hem yan kısmından sürgüsü uzamaya başladı. Diğer yaprakların çiçekleri döküleli bayağı bir zaman oldu. Yani sizler de orkidenizi bu şekilde budayabilirsiniz de uzun da bırakabilirsiniz. Yani uzun kaldığı zaman biraz açıkçası göze hitap etmiyor. Komple yeşil olduğu zaman rahatsız edici belki görüntü oluyordur. Ondan dolayı budayabilirsiniz de sizin tercihinize bağlı. Ama illa ikinci ya da üçüncü boğumdan budayacağız diye bir kural yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bakın orkidemizin kök kısımlarında da yavru vermiş olduğu kekin köklerini, hava köklerini görüyorsunuz. Bu orkidemiz de kökleriyle birlikte alt köklerden kendini besliyor. Bakın burada başka bir orkidemiz var ve hava kökleri çıkmış vaziyette. Gayet ve sağlıklı. Üst kısımlarda olanlar da yavru keyikilerdeki gibi genel olarak köklerinden suyunu karşılıyor. Tekrar üstlerde herhangi bir sulama yapmanıza gerek yok. Sularken de biraz sıkıntılı olabiliyor. Bakın burada da göstereyim. Yeni gelen köklerimiz gayet sağlıklı ve diri. Uç kısımları da yeşil koyu bir şekilde. Dediğim gibi sularken köke yakın olan kısımlarını sulayabilirsiniz. Üst kısımlarda da illa sulama yapacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Benim orkidelerim de şu an artık
Yavru vermenin yanında çiçeklenmeye de başladı. Uzun zamandır bir dal gelmiyordu arkadaşlar. Bugün az önce şu dip kısmında gördüğünüz gibi bir dal da vermeye başladı. Yani hem keyki alabiliyoruz hem orkidemiz yavru verebiliyor. Önemli olan kök kısımlarının sağlıklı olması, orkidenin bütün olarak sağlıklı olması. İyi baktığınız zaman da orkide de size tekrar dönüş yapıyor, dallanıyor, çiçekleniyor, yavrular verebiliyor. Benim özellikle bu aralar hemen hemen çoğu orkidemde iyi bir ya da iki tane, bir tane orkidemde de 5 tane keyki verdi arkadaşlar. Bunlarla alakalı olarak da besin takviyesi yapabilirsiniz, gelişimini hızlandırabilirsiniz. Sizler de orkide dallarını gösterdiğim, tarif ettiğim şekilde isterseniz uygulayabilirsiniz. Hoşça kalın.